Şundan dolayı Ferdi deriz. Ben de Ferdi sağ bekte boya yokken oynayabilir. Sasha Boy sol bekte o kadar oynayamaz. Evet. Yani Ferdi sağ bekte de fena oynamıyor. Sasha Boy'dan iyi değil sağ bekte. Sasha Boy daha iyi bir sağ bek Ferdi'den net şekilde ama Ferdi o jokerliğiyle komple oyuncu. Evet. Doğru. Kaç mevkide ama ben de Sasha Boy'a yani benim Galatasaray'da izlediğim en iyi sağ bek bu arada. Onu düşündüm. Yani Mariano'lar, Eboe'ler geldi ama günümüz futboluna çok uygun. Hani daha iyiden kastım şu an o atletizmiyle çok farklı bir profil. Eboe fena değildi ama yine de. Mariano da çok iyi. Galatasaray'a iyi para kazandırabilir. Ha, bir de Mariano'yu Eboe'den şöyle ayırıyorum Kenan. Mariano ile Eboe'nin önünde Geri Rodriguez olsun, biraz takım savunmasına Rashissa oynadı. Geçen sene uçuyordu mesela. Evet, şu an önündeki oyuncuların hiçbiri Ziyech, Etete de sıkıntılı, tek başına oynuyor orada. Diğerleri önlerindeki oyunculardan dolayı daha şanslılar. Daha o anlamda şanslılar da. Doğru söylüyorsun. Peki şimdi İsmail ve Torreira'yı karşılaştıracağız. Gelsin bakalım. 15 maç birer asisti var iki oyuncunun. Pas isabeti 88'e 90. Dribbling 1.1'e 0.5. 2.0'a 1.3 top kapma, hava topu kazanmada 1.5'e 1.1. Yine birbirine yakın istatistikler görüyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz? Yine Torreira muhtemelen daha çok faal oluyordur. Çok top kaptığı zaman hep faullü takım lehine. Torreira'yı Fred'le kıyaslamak gerek. Aynı hani mevkide. Birisi 6, tabii. Birisi 8 ama şu anlamda yani. Fenerbahçe'nin orta sahasının en önemli ismi Fred ise Galatasaray'ın tartışmasız Torreira. Evet. Çok çok iyi Torreira. Yani Torreira ve Sasha Boy Galatasaray'ın en istikrarlı iki oyuncusu. Şöyle bakıyorum olaya. Galatasaray'dan bugün Torreira transfer olsa Galatasaray İsmail'i alıp orayı doldurur mu? Zannetmiyorum. Yine kızdırabilirim bu konuda. Bence İsmail bir 6 numara değil. Defalarca da söylemeye çalıştım. Ya ben sana soru sorayım. Bu maç Torreira olmasaydı maç öncesi tahminin ne olurdu? Fenerbahçe net kazanır. Net kazanır derdim. Torreira bence öyle bir oyuncu. Hiçbir maçta favori olamaz Galatasaray. Bence. Bence çok önemli. Yani o kadar önemli bir oyuncu. Hatta ki, yani şöyle Galatasaraylılara yani. Soralım. Torreira yerine 6 numara kim şu an Galatasaray? Kaan Ayhan'la Kaan oynuyorsun. Kaan Ayhan evet. Forvetin Icardi. Forvet'te Bakanbu'yla oynuyorsun. Ön libero Torreira muhtemelen. Hangisini isterdin? Şu yani önem sırasında takımın evet en spektaküler oyuncusu Icardi ama. Tamam Torreira'sız, bakalım bu kalsın ama Torreira'sız olmaz mı? Torreira'sız bir büyük maç hikayesi düşünemez bence Galatasaray. Yani. Güzel. Evet. Ne diyorsunuz düşünse de buna? Oyun planını çok değiştirmesi lazım. İlk maçta geçen sezon işte Berkan'la oynadığı gibi. Yani Herkesin. Evet Icardi çok daha iyi oyuncu. Çok daha büyük oyuncu ama tekrarlıyorum o takım Torreira. Düzeninde en önemli oyuncusu Torreira Galatasaray. Yani bu takımda eğer savunmayla hücum hattının bir dengesi varsa o denge noktası Torreira onu çıkarttığın anda neden de şöyle iki taraf sansılıyor. İzah edeyim. Yani bu eleştiri gibi de olabilir. Galatasaray'ı bazen ben izlerken halı saha maçı gibi dönüyor iş. 5 defans 5. Tabii böyle. Torreira tutuyor onu tek aynen başına öyle. Yani. Torreira olmasa doğru, o hakikaten fikirlisin. Kopup gider bunu maçlar. Söylüyorum işte. O, ki bunu net bir şekilde gör. İsmail'in ben 6 numara olmadığını anlatmaya çalıştım. Bu düzenli oldu ama. Bu düzenli oldu. Rakamlar da çok iyi. İsmail de çok iyi bir oyuncu. Ama 6 numara olarak değerlendirmek biraz haksızlık olur bu kıyasta. Doğru bir kıyas olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yine söylüyorum hani bugün Fenerbahçelilere de sorsak. Yabancı kuralı gelecek sezon galiba değişiyor. Anladığım kadarıyla yabancı sınırsız olacak. En azından sahada 11 yabancı olmasına izin verilecek. Duyduğum kadarıyla en azından. İsmail'i bugün oynatmak zorunda kalmasan yerli kuralı nedeniyle tercih etmesen veya transfer olsa bayağı açıkçası Torreira'yı isteyelim Fenerbahçe'ye. Tam tersi işte. Torreira'yı gönder, İsmail al, Galatasaray kabul et. Tam tersi Fenerbahçeliler de Torreira'yı ister. Ben isterim yani bunu beğenmek işte. Sağ içi tavırları falan her şeyi tartışabiliriz. Rakibin diye öyle. Kendinde olsa herkes beğenir. Bu hep öyledir yani. Fenerbahçeler Felipe Melo'yu, Galatasaraylılar Emre Belözoğlu'nu sevmez ama değiştirelim. İkisi de kendi oyuncusunu tercih ederdi. Bu bağlamda İsmail mevkisel olarak bence doğru bir tercih olmaz. Fenerbahçe'de gerçek bir 6 numara olurdu. O zaman o kıyası daha sağlıklı yapabilirdi. Peki, Szymanski-Kerem karşılaştırması yapacağız şimdi. Devam ediyoruz yine oyuncu karşılaştırmalarımıza. Geldi 16'ya 16 maç sayıları eşit 8 gole 5 gol asist 4'e 5 isabetli şut 1.1'e 0.9 isabetli orta 1.6'ya 1.7 %52'ye 44 ikili mücadele kazanma 1.9'a 0.3 top kapma. İki takımın da yine iki iyi oyuncusu. O top kapmada bayağı fark varmış bak. Ben hep şu geldi benim gözüme canlandı Kenan. Savunma ceza sahası diyorsun. İçine koşu atma. Onu Szymanski evet. Müthiş yaptı bu sezon. Yani Fenerbahçe oyun karakteri değişti.
Bu da aynı soruyu sorayım. Yine aynı mantıkla devam edelim. Galatasaray Kerem'i sattı diyelim. 10 numaranın bir açığı var. Szymański'yi alır mı? Kesinlikle alır. Fenerbahçe Szymański'yi sattı. 10 numara için Kerem'i düşünür mü? Bence düşünmez. Sol açık. En verimli oldu yer Kerem'in. Aynı 10 numara. Bu mevkide karşılaştırırsak Szymański önde değil mi? Evet, ama ben de hani söyleyeyim, Kerem sol açıkta. Sol açıkta iyi. Yani orada Tadiç'le kıyaslamak lazım. Tadiç'in verileri de... Hani, Tadiç'le Zaha'yı kıyaslayacağız. Ben gelsin. Açayım önümle Tadiç'in gelsin verilerini. Gelsin Tadiç'le Zaha, hızlanalım madem öyle. Evet, 16'ya 12, 7'ye 5 gol. Asist 6'ya 1, isabetli şut 1.1'e 0.6, dribbling 0.7'ye 1.8, ikili mücadele %42'ye 56, isabetli orta 1.0'a 0.3. İşte aldatıcı oluyor. Tadiç daha oyun kurucu rolde. Farklı artı roller. Attığı 7 golün muhtemelen 4 ya da 5'i penaltıdır. Yani farklı ağırlık roller. Penaltıdır ama Tadiç'in daha oyun ağır. Zaha henüz Galatasaray'da oyun ağırlığını hissettiremedi. Yani ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Ya da sana söyleyeyim hatta, Kenan dışarıdan görsün. Sol açıkta Kerem mi Zaha mı? Ben Kerem dedim, çok da eleştirdim. Ben de Kerem diyorum çünkü. Hani duygusal davranmayayım diyorum. Yani yok dışarıdan. Duygusal davranan bir şey değil mi? Kerem sol açıkta çok daha iyi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Burada da Tadiç derim. Zaha'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu kabul etmekle birlikte şu anki önemleri takımları açısından tartışmaya açık değil sanırım. Evet. Geriden yaptığımız kıyaslamalarda Galatasaraylı oyuncuları seçiyoruz. Öndekilerde de. Zaten bu iki takım arasındaki bence averaj farkı da yansıyor. Evet, evet. Fenerbahçe'nin şu an daha iyi averajı Galatasaray'dan. Bu biraz ön taraftaki oyuncuların efektifliğiyle ilgili. Bir de yelpaze de çok geniş. Skor sana yelpazesi. Katılmayanlar çok bu arada. Fred varken Torreira'yı istemem diyor izleyiciler. Fred varken Torreira'yı istemem. Asıl onu istersin. Açıkçası bence çok hani... Bütün yani fikirlere, ikisi de olsun isterim. Bütün fikirlere saygım var ama. Ama bunu benim söylemem gerek. Açıkçası, ben Torreira varken hem Fred'i hem Szymański istedim. Yani evet. İkisi çok ama iyi ikili olurdu. Bakınca da Torreira Fred çok şey söyleyeceğim. İstemişti değil mi Galatasaray? Galatasaray ikisini de istedim. İki oyuncuya da transfer çalımı yani. Bunu çok net söyledik. Bunlar işte gerçek çalım. Bununla da kimse herhalde tartışmaz. Bugün Galatasaray Szymański ve Fred'i transfer etmiş olsaydı bugün ne puan puana bir ligden bahsederdik. Kesinlikle. Ne de bir şey yani net bir şekilde Galatasaray favori olurdu. Fred'in oynaması Torreira'nın sahada olmasına engel bir durum değil. Bu görüşe hiç katılmıyorum. Görüşe saygım var ama iki farklı mevkiler. Keşke Torreira gibi bir oyuncu olsa Fenerbahçe'de. Fred'le birlikte oynasa, önünde de Szymański olsa. Hiç kusura bakmasın izleyicimiz, aynı fikirde Fred'i değiliz. Fred'i derbi öncesi ben ortaya bir tartışma atayım. Sorayım izleyiciye. Madem böyle soruyorsunuz şöyle söyleyelim şimdi. Kızıyoruz kulüpler transfer çalımı yapıp böyle birbirlerine fazla fazla isimleri kadroya katıyor bazen. Takımlar bundan zarar görüyor diye ama... Şimdi iki takımda da çok önemli oyuncular var. Ben şöyle bir soru soracağım o zaman. Fred ve Szymański ikisi de Galatasaray'ın istediği oyunculardı. Fenerbahçe aldı. Zaha da Fenerbahçe'nin istediği oyuncuydu. TT'de. Bu ikisini de Galatasaray aldı. İki takıma da soralım. Tam tersi olsun isterler mi? Galatasaraylar ister. Ben isterdim. Fenerbahçeliler de istemezdi. Değil mi? Hani buradan aslında çalımda kim transferde kazanmış? En azından şu ana kadarki süreçte sonuca gidilmedi daha ama... Fenerbahçe görüyoruz. Bu sezon, geçen sezon Galatasaray için söylediğim için rahat söyleyebilirim. Transferde Galatasaray'dan daha başarılı. Geçen sezon Galatasaray evet. %80'e oran, %80'lik bir oran yakalamıştı başarı da bence transferde. Yaptığı hiçbir çalımda. Yusuf Demir, belki Mitsho, belki... Yo, Mitsho da sana şampiyonluk golünü attı. Seferovic evet. Götürüyor. Seferovic. Onlar hani... Mata oynattı, Mata bile gol attı. İhtiyaç duyulan maçta hani öyle düşün. Yani şöyle bakınca... %80'lik bir başarı varken bu sezon çok düşük bir başarı oranı. Fenerbahçe'de çok düşük bir başarı oranı varken bu sezon aynı seviyelere yükseldi, %80'lere yükseldi. Rakiplerin istediği ve almayı başardığı bütün oyuncular Fenerbahçe'nin takımda çok önemli. Bakın Ciku Beşiktaş istedi, Fenerbahçe aldı. Ne dedik? Yani iyi ki almış. İyi ki almış diyor Fenerbahçeliler. Tadiç yine Beşiktaş istedi.